Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle dövüşün en temel noktası olan gardlar üzerine bir video çekeceğiz. Bu videoda dövüşü kazanmanın ilk adımı olan doğru gardlar ve doğru hücumun nasıl başlangıç noktasında yapılması gerektiğini göreceğiz. Kısaca başlayalım arkadaşlar. En klasik bildiğiniz gard, box gardıdır muhtemelen. Her branşın kendisine göre gardları var. Boxta olayımız nedir? Bir tane elimiz çenede, bir tanesi ileride. Ama her branşın gardını değerlendirirken de şunu düşünün. Her branş kendi saldırma üslubunu, kendi saldırma kodlarını bilerek gard kurar. Yani bu box gardını kurmuşsanız muhtemelen sizin kol hücum noktanızda, kol hücumunda muhtemelen daha aktif bir rol alacaksınız. Mesela box gardı adam kitlemeyi düşünmez. İlk şekilde bam 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 içeri girecek ve vuracak. Olayı bu. Farklı branşta baktığınız arkadaşlar Thai box'ta kollar da açık. Muhtemel eli açık ya da kapalı olabilir ama elin de açık olduğunu çok görürsünüz. Tamamen yukarıda bakın kaburgayı bile korumuyor. Neden? Çünkü Thai boksçular karın kaslarına güvenirler. Buradan ya tekme çıkacaktır, push kick tarzında çıkacaktır veya buradan hemen yakınlaştığında dirsek girecektir. Kendi saldırma koduna göre bir gard kuruyor. Veya baktınız bir tane tekvando gardı mesela. Burada vücudun muhtemel boşlukları sizi yanıltmasın, çok hızlı tekme çıkacaktır. O sebeple kendisini asıl merkez olan tekmelere yönlendiriyor. Yani tekme ayarlıyor. Mesela bir tekvandocunun çıktığı tekmeyi arkadaşlar şu aldığı kuvvetle bir tekmeyi yediğiniz zaman bir boksörün hemen hemen atacağı 4 yumruk kuvvetindedir. Ama bir boksörde bir tekvandocunun atacağı tekmeden çok daha hızlı girer. O yüzden kendi fiziğiniz, vücudunuz, esnekliğiniz, boyunuz vesaire gücünüzü bilerek bir gard kullanın. Yani bu yapacağınız branşın gardını özellikle sokakta kullanıyorsanız hepsinin karşılığı vardır. Bir tekvandocu çok iyi sokakta tekme de atabilir. Bir boksör iyi bir giriş de yapabilir yumruğuyla. Siz kendi bedeninizi tanıyın. Mesela şöyle düşünelim. Sokak dövüşünde alacağımız gardın öncelikle bir yüzümüzü, bir ikincisi de gövdemizi. Buradaki en temel noktaları koruduğundan emin olmamız lazım. Mesela gard o sebeple yüz korumak için yukarıda. Bu elde bunu korumak için aşağıda durabilir. Bu da bir gardtır. Bakın yumruk yapmıyorum ama bu bir gardtır ilk sebeple. Mesela şöyle düşünün. Bu gardı düşünün burada hemen yüz için. Veya baktığınız aşağı seviyede bir karın için. Yani yapabileceği bir şey var mı? Veya burada kesti vuruşu. Hani aşağı seviyede bunu yakaladı. Vuruş daha devam etti. Devam etti vurdu bana. Bu vuruşla birlikte esniyorum. Bir sistema için düşünün. Hiç gard yok. Sebebi ne? Vuruş geldiğinde bile burada karın noktasına. Sistemacı karını korumuyor bile. Daha kuvvetli vur karın noktasında. Bu bizde vuruşu komple absorbe etmeyi düşündüğümüz için gard bile durmuyoruz çok zaman. Veya sistemacı o zaman nasıl yumruk atıyor? Bakın onun vuruş çıkış hızını çok daha onun hareketinden önce görüp bizde vurma var. O sebeple gard meselesi bir dövüşte bilmeniz gereken ilk adımdır. Gardınız ne olursa o sizin dövüşünüzde alacağınız ilk darbeyi, atacağınız ilk darbeyi %100 ilgilendirir. Ya direkt kaybedip ya direkt kazanma olasılığınızı yani %99 belirler. O kadar net söyleyebilirim. Ben şimdi size bir tane klasik sokak dövüşü için gard göstereyim. Ellerim arkadaşlar çok açık dirsek değil. Buna dikkat edin. Kapalı dirsek boyutunda, yumruk boyutunda, yukarıda. İki elim de burada hizalı durabilir. Mesela çok aşağı yukarı yapmanıza gerek yok. Ama şöyle bir hataya düşmeyin. Bunu çok görüyorum. Yumruklar içe bakıyor insanlarda. Yumrukların içe baktığını düşünün arkadaşlar. Birisinde bakın. Buradan bir kuvvet geliyor. Kuvvet geldiği gibi bu yumruk bu kişiye vuruyor. Bu elin şu pozisyonu kendinize çok iyi vurur. Yani çok rahatsız edici, sizin için çok sıkıntı çıkarıcı bir duruş. Yumruk içiniz her zaman ya rakibe bakabilir açık else veya kendi içine bakabilir. Bu duruş mesela birisi vurduğunda arkadaşlar size şöyle bir bloklamaya bile gidebilir. Hani şu yumruk tarzı içe bakan duruş gelen vuruşa karşı bir blok bile oluşturabilir. Bakın ama bu duruşta aynı şekilde dönerek baktığınızda bir yumruk tarzına çıkabilirsiniz. Sokak için ama insanlara hani sokakta dövüşeceğiz hemen geldim böyle aldım biraz komik duruyor olabilir yani. Onun için biraz daha ilk eller şu dirsekler bakın açık değil kapalı. Açık elde arkadaşlar baktığınızda burada blok bak aynı şekilde bu açıda elimin içine doğru bakıyor dirseklerim kapalı. Birisi size vurduğunda yönlendirmek de o sebeple kolay. Eğer rakip size vurmuyorsa ilk vuruş için buradaki vuruşun şuna dönüşmesi, hızlı girmekte arkadaşlar kolay. O sebeple sizin için klasik bir gard. Eller, dirsekler kapalı, eller açık veya kapalı. Çene hizasından ikisini hizalayın. Burada durabilirsiniz. Çok amatör değil. Bu gayet işe yarayacak bir duruş. Bir ikincisi tekmeyle ilgili mesele. Arkadaşlar burada eğer profesyonel değilseniz de ayak gardında bakın.
şu döndürerek bacağı tekme atamıyorsanız da çok daha basit bir şey. Eller yukarıda, açık karttaydı. Ayakta da rakibe bakın. Olduğunuz noktadan sadece bu eklem noktalarına veya buradaki kalın kemik noktalarına kuvvetli vuruşlar yapabilirsiniz. Dik olarak gidebilir. Şu dik olarak gidebilir. Veya burada iç ekleme dik olarak hızlı hücum yapabilirsiniz. Ayağı hiç çekmeden gayet rahat. Hızlı hücum. Vurdunuz rakibe. Vurdunuz, kestiniz. İçeri girdiniz. Direkt girdiniz. Burada zaten sizin herhangi bir ilk atak şansınızda doğru gard, doğru tekmeyle kazanma ihtimaliniz çok artacaktır. Bu videomuzda bu şekilde bir giriş videosuydu. Başka videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.